Öyle bir kurguluyorlar ki tamamen böyle yani sinema gibi öyle düşünün. Canan Karatay bir profesör. Aynı şekilde dolandırıldı ve dolandırıcılar genelde zeki insanlar oluyor. İkna kabiliyeti yüksek oluyor. 168 turist dolandırılıyor. Bu turistler bir tanesi intihar ediyor. İntihar üzerine Alman savcılığı olaya el koyuyor. Tespit ediyor. Benzer yani o zaman 178 kişi tespit ettiler. En son bu çiftlik bankın sahibini işte kilo verdim. Ben çok iyiyim diyor. Çok mutluyum diyor. Ben bu cezaevi bana iyi geldi diyor. Bir sürü mağdur yarattın yani. Bana göre o adam fotoğrafı dahi paylaşılamaz yani. Örnek veriyorum 20 kişi. 20 kişi sıfır araba bekliyor. En büyük reklamı da Cübbeli Ahmet yapmıştır. En son Cübbeli Ahmet Hoca şöyle bir açıklama yaptı. Beni de dolandırdı dedi. Allah beni de affetsin dedi. Bir yerde eğer birisi size para kazandırıyorsa ve bu eğer çok basit gibi algılanıyorsa o olayda bir problem vardır. Keşif Ekranı'ndan herkese merhaba. Bu hafta Haklı Davanız programında dolandırıcılıktan bahsedeceğiz. Bizlere bu konuda avukat Mehmet Şah Çelik eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Hemen sorularımla ben başlıyorum. Tabii ki. O zaman dolandırıcılıktan bahsedelim ilk olarak. Ya şimdi dolandırıcılık çok böyle ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşan bir tür. Yani suç türü öyle söyleyeyim. Çok fazla farklı yöntemlerle insanlar dolandırılıyor. Tabii bunun temel nedenlerinden bir tanesi ekonomi. Ekonomi düşük olduğunda dolayısıyla insanlar bir şekilde paranın kaynağına ulaşıp bir şekilde insanları da mağdur ediyorlar. Ya bunun sayısız örnekleri var. Verebilirim isterseniz. Hı hı. Örnek veriyorum telefon dolandırıcılığı. İşte kişi arıyor, ben diyor işte sizin hakkınızda bir soruşturma var. Bu soruşturmayla ilgili diyor hemen bize diyor bir para organize etmeniz lazım. Yoksa aksi takdirde sizin işte örneğin terör örgütüyle bağlantı olduğunu tespit ettik diyor. Arada tabii işte öyle bir kurguluyorlar ki tamamen böyle yani sinema gibi öyle düşünün. O arada polis sesleri, siren sesleri, işte daktilo sesleri, ifade alıyoruz falan. Bir an önce diyor şu parayı organize edin. Dolandırıcının temel özelliklerinden bir tanesi de sürekli sizi konuşmaya tabi tutarak dışarıdan bir destek almanızı kesiyorlar ve yönlendiriyorlar. O arada kişiyi 1-1,5 saat boyunca telefonda tutup kişinin tamamen iradesini yok ediyorlar. Kişinin parası varsa parasını çekmesi için yönlendiriyorlar. Hazırda ne para varsa alıyorlar. Örnek diyorum işte şu adrese gelin ya da şu parka çıkın, parayı siyah bir poşete tutun. Şu çöp tenekesine bırakın ve uzaklaşın diyor. Uzaktan briefingler veriyorlar. İlk etapta böyle çok böyle insan inanası gelmiyor. Ya nasıl olur falan ben bu şeye kanmam gibi. Öyle de ya örnek veriyorum Canan Karatay bir profesör. Aynı şekilde dolandırıldı ve dolandırıcılar genelde zeki insanlar oluyor. İkna kabiliyeti yüksek oluyor. Dolayısıyla bunu çok hafife almamak lazım. Hangileri nitelikli dolandırıcılığa giriyor? Nitelikli dolandırıcılık yani şöyle özel bir beceriyle örneğin banka yoluyla, iletişim yollarıyla, telefon yoluyla eğer bir dolandırıcılık türünden bahsedeceksek bu nitelikli hali oluyor. Yani özel bir beceri olması lazım. Özel araçların kullanılması lazım. İşte kredi kartlarının kullanılması. Bir kere benim de başıma geldi bu arada hani laf arasında söyleyeyim. Antalya'ya tatile gidecektim. Dedim araç kiralayayım hani iner inmez arabam olsun. Avivası olması lazım yani markada vereceğim. Girdim site birebir aynı. Ya hiçbir şey anlamadım. O arada şey diyor online diyor, ödeme yaparsanız %15 diyor size indirim diyor. İşte bakıyorsunuz arabayı seçtim. Dedim ki online yapayım bari %15 bir kar edeyim. Şimdi insanlar genelde kar edeyim derken dolandırılıyor evet. Arasında. Tıkladım, WhatsApp'a attı beni, yazışıyorum böyle falan. Tamam diyorlar, hemen diyorlar şuraya diyor kredi kartı bilgilerinizi alalım, onaylıyoruz falan. İşte 1000 TL çekeceğiz, onaylıyor musunuz kapora? Onaylıyorum dedi. 1000 TL çektiler, diğerlerini de EFT yapın dediler. Dedim ki yok onu da oradan çekin, niye çekmiyorsunuz? Yok dediler, onun üstünde limit yok. O arada anladım, anlıyorum ama diyorum ki ya o kadar da değil yani. Koca site diyorum, her şey birebir falan. Bir iki yazıştım, anladım. Dedim ki ya bir arabanın fotoğrafını falan gönderin. Sonra tekrar yazışıyorum ama
Bir süre sonra benim anladığımı anladılar. Beni engellediler mesela. Havalimanına indim. Antalya'ya. Başka bir araç organize ettim ama Aviva Sahaya da gittim bu arada. Kapılarını çaldım. Ya dedim sizin sitenin birebirini yaptılar. Ben dolandırıldım. Benim bir kısım param çekildi falan. Avukat bey dediler. Tespit ettik. Biz de hemen işlemler yapıyoruz ama süre alıyor maalesef. Birkaç mağdur oluştu. Yani çok fazla artık dijital dünya, örneğin dokunmatik ödeme sistemleri var. İş dokunmadan, şimdi ismini unuttum, şey yapıyoruz ya, kredi kartı. Temassız ödeme var. Kart bilgileri çok fazla şey yapılabiliyor. Yani bunun türleri çok fazla. Son zamanlarda gündemden düşmeyen bir konu olan kara para aklama nitelikli dolandırıcılığa giriyor mu? Kara para aklama tabii ki nitelikli dolandırıcı türlerinden bir tanesi. Çünkü orada da banka bilişim, bankayı kullanıyorsunuz, bilişim suçlarından bir tanesini işliyorsunuz. Bazen mail order oluyor, bazen bir ülkeden diğer bir ülkeye transfer oluyor. Dolayısıyla burada da nitelikli halleri kullanıyor. Özellikle banka aracı kılındığı için bu da nitelikli dolandırıcılık türlerinden bir tanesi. Benim şahit olduğum ve avukatlığını yaptığım bir dosyaydı. Bir tane örnek vereceğim. Kara para aklamaya benzer. Bir grup işte, turist Almanya'da seyahat ediyorlar. Antalya'da seyahat ediyorlar. Alman bir grup. Daha sonra ülkelerine geçiyorlar. Galiba bir mağazadan yaptıkları alışverişte onların bilgileri kopyalanıyor. Sonra İstanbul'da bir organizasyon suçüstü, yani bir şebeke, bir organizasyon yapıyor. İstanbul ve İzmir bağlantılı bir call center oluşturuyorlar. Almanca, Fransızca ve İngilizce konuşan bir ekip alıyor. Bunlar bu kart bilgilerinden Antalya'da işte o tarihte alışveriş yapan turistleri arıyorlar. Ve şöyle diyorlar, siz şu tarihte Türkiye'de bulundunuz, Antalya'da şurada, şu otelde konakladınız, böyle bir alışveriş yaptınız şu mağazada. Bu alışverişin sonucunda biz bir çekiliş yaptık. Size araba çıktı. Biz bu arabayı size hediye etmek istiyoruz. Nasıl ulaşabiliriz siz? Ama diyor, bu arabayı size verebilmemiz için 2000 euro, 3000 euro artık müşteriye göre değişiyor. İkna kabiliyetine göre diyor. 2000 euro gönderirseniz biz bu arabayı sizin adınıza opsiyonlarız. Siz kimlik bilgilerinizi gönderin. Aksi takdirde bugün belli olduğu için siz eğer bu parayı göndermezseniz biz bu arabayı ikinci tarihliye vermek zorundayız. O arada turist de bakıyor, bilgiler doğru, o tarihte seyahat etti, alışveriş yaptı. Bunları da bildiği için inanıyor ve güveniyor. Hemen 2000 euro, 3000 euro artık neyse gönderiyor. Bunun gibi, yani o zaman tespit edilen 168 turist dolandırılıyor. Bu turistler bir tanesi intihar ediyor. İntihar üzerine Alman savcılığı olaya el koyuyor. Tespit ediyor, benzer. Yani o zaman 178 kişi tespit ettiler. Sonra Alman savcılığı soruşturmayı tamamlayıp Türkiye'ye gönderiyor. İstanbul Çağlayan'a gönderiyor. Diyor ki işte Türkiye'de dolandırıcılık, böyle bir dolandırıcılık türedi. Bu kadar vatandaşımız mağdur edildi. Sistem burada diyor, siz bunları bir yakalayın. İşte büyük bir operasyon yapılmıştı. O zaman yaklaşık yani 400-500 kişi gözaltına alınmıştı. Çok fazla insanlar mağdur edildi. Ve dolandırıcılar yakalanmasın diye de Almanya'dan gelen paralar aynı hesaba gelmedi. Özellikle savcı hızlı bunları tespit etmesin diye. Her gelen para farklı bir kişinin hesabına gönderildi. Bu da farklı bir dolandırıcılık türü. Örneğin bununla da çok karşılaşıyoruz. Size geliyorlar, diyorlar ki, ya benim hesaplarda bloke var, sen bana bir IBAN'ını verir misin? Benim param senin hesabına gelse çekip bana verebilir misin? Bazen en yakınınız oluyor, bazen hiç tanımadığınız bir vatandaş oluyor. Diyorsunuz ki ya ne olacak yani, bir gönder. Gönderiyorsunuz, parayı çekiyorlar, siz parayı çekip onlara veriyorsunuz. Şimdi sisteme bakıyorlar, para Tuğçe Hanım'ın hesabına geldi. Tamam, Tuğçe Hanım'ı alalım. Böyle mağdurlar da oluştu bu arada. Bazen bunu para karşılığı, mesela diyorlar ki Tuğçe Hanım birkaç defa para gelecek ama her geldiğinde biz size 100 lira verelim yani. Ben mağdur olmayayım çünkü benim hesaplarda haciz var. Ben kullanamıyorum ama benim acil para ihtiyacım var. Sizin hesapları kullanıyorlar. Bazen sizi işin içine sokuyorlar. Ya başka hesaplar bulursan annenin, babanın, kardeşin, onun için de sana para verelim. %10 gibi. Bu arada bir bakıyorsunuz ailenin tamamı suçun içine girmiş oluyor. Bu tarz dolandırıcılık türü de var. Peki bir örneğiniz vardı noterde arabayla ilgili. Bir de onu anlatabilir misiniz? Ya bu noter satışı özellikle, ya ben izleyicilere yani ısrarla dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Şöyle bir dolandırıcılık türü. Onun çok fazla çeşidi var bu arada. Yani ben bir tanesini anlatayım. Araba satışlarında mutlaka dikkat etsinler. Bir tanesi şöyle.
Siz işte arabayı görüyorsunuz sahibinden.com diyelim, örnek veriyorum, ya da işte başka bir siteden arabayı görüyorsunuz, beğeniyorsunuz, yazışıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu arabayı almaya kafama koydum, alalım, buluşalım. Buluşuyorsunuz noterde, diyelim araba Ahmet Bey'in adına. Ahmet Bey diyor ki ya bu parayı işte Mehmet Bey'e gönderin diyor, biz noterde satışı imzalayalım. Siz parayı havale yapıyorsunuz. O arada tam imza atarken diyor ki noter, soruyor zaten, paranı aldın mı diyor. Yok diyor, ben paramı almadım. Benim hesabıma para gelmedi. O arada donuyorsunuz. Ya nasıl olur, ben parayı şuraya gönderdim. Bir de ispat edemiyorsunuz o arada. Şimdi satış da olmadı. Satış da yapamadınız. Bazen arabanın gerçek sahibi de gelmiyor notere. O tarz örnekler de var. Ya da sizi arıyorlar. Ya işte diyor tamam biz arabayı size vermeye karar kıldık ama arabayı başka biri gelip satacak. Siz çaktırmayın. Başkasının arabasını size satıyorlarmış gibi yapıp sizden kapora alıp çoğu zaman yüksek paralar alıyorlar ve siz bunu tespit edemiyorsunuz. Şu anda en ravaşta olan dolandırıcılık türlerinden bir tanesi de araba dolandırıcılığı. Evet. Saadet zincirine biraz girebilir miyiz? O da nitelikli dolandırıcılığa giriyor mu? O da giriyor. Şöyle orada da kendi bölgemden şöyle oldu. Adamın biri çıktı, iş adamıyım dedi. Ben işte bankadan toplu araba aldığım için uygunu alıyorum dedi. Bu bir örnek olsun diye söylüyorum. Bazen evde de oluyor, bazen arsada da oluyor. Ben dedi toplu şirket adına araba aldığım için banka bana ucuza veriyor. Krediyi de ucuza alıyorum. Araba 1 milyonsa ben 950 bin liraya alıyorum. 900 bin liraya alıyorum. Siz bana paralarınızı getirin. Birkaç tane de örnek alıyorlar. Bu sade zincirler zaten böyle oluşuyor. Sizi çağırıyor. Tamam diyor, 900 bin lira verirsen arabayı yarın sana teslim ederim ya da haftaya teslim ederim. Siz gerçekten 900 bin lira veriyorsunuz ve o vatandaş gerçekten size o arabayı teslim ediyor. Sıfır arabayı teslim ediyor. 100 bin lira kar ediyorsunuz. Tekrar diyor bak haftaya tekrar araba alacağım diyor. Kendin dışından başka müşteriler de gelirse ekstra sana komisyon veririm. Tamam diyorsunuz, bu fulya biraz büyüyor. Büyüdükten sonra şöyle oluyor sistem. Örnek veriyorum 20 kişi sıfır araba bekliyor. Bu vatandaş 5 tane sıfır arabası var. Size geliyor diyor ki Tuğçe Hanım ben arabayı getirdim. 800 bin liraya getirdim ama arabanın bugün güncel değeri 1 milyon. İstiyorsanız size devredeyim. Hep mantık şeydir ya, hani bu arabayı ben alırsam ikinci ele girer. Ben diyor size devredeyim mi devretmeyeyim mi? Bana eğer bir ay bende kalırsa bu araba, ben size aynı arabanın getireceğim, üstüne 200 bin lira da para vereceğim bir ay içinde. Siz de şunu düşünüyorsunuz ya, bir ay içinde sıfır arabam olacak, bir de 200 bin lira kar edeceğim. Bu arabayı şu anda devralmamın hiçbir mantıklı yolu yok. Kabul ediyorsunuz. O 5 araba 20 kişiye gösteriliyor. Bazen bir araba oluyor. Herkese devretmek istiyor ama kimse de almıyor. Çünkü herkes para kazanmak istiyor. Para tatlı. Adam daha önce kendini ispat etmiş. Bu tarz dolandırıcılık türü var ve o vatandaş bir süre sonra diyor ki ben battım, para da ödemiyor, şirket bazen boş çıkıyor, senet veriyor, bir şekilde sizi oyalıyor. Ya milyonlarca vurgun oluyor. Bunun örneği Çiftlik Bank gibi mesela, paranızı verin katlayalım diye. Ya bir şeyde bir katlama olayı varsa, ben her zaman şunu söylüyorum, dikkatli olmak lazım. Bir yerde eğer birisi size para kazandırıyorsa ve bu eğer çok basit gibi algılanıyorsa, o olayda bir problem vardır. İlla ki bir problem vardır, kimse sizi durduk yere, hadi gel kardeşim sana para kazandıralım, sen fazla para kazan deme. Zaten öyle bir sistem varsa önce kendi akrabalarını ve kendisi kazanır. Size niye kazandırsın? Haberlerde çok görüyoruz bu bir evi iki kişiye, üç kişiye satma olaylarını. Bunların cezası nedir, nasıl olur? Ya şöyle, ben her zaman diyorum, aynı dosyalar bizde de var maalesef. Vatandaş geldi, dedi ki ya ben, bizim elimizde sözleşme var. Şimdi bir kere konu satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılması lazım. Yani adi kağıda yazdınız ya da noterde yapsanız bile evin üzerine ipotek tesis etmeniz lazım. Şerh koymanız lazım. Bu ev bana satılacak diye. Adam taahhüt ediyor. Aynı evi 20 kişiye satacağım diye taahhüt ediyor. Bu arada taahhütün bir problemi yok. Teslim etmezseniz sorun orada. Savcılık da şunu diyor. Adam 20 kişiye satacağım diye taahhüt edebilir. Taahhüt edebilir. Sorun yok ama tasarruf yetkisi sadece bir kişiye de olabilir. Bunu bir kişiye teslim edebilir. 19'una teslim etmiyor. 19'u ne yapıyor? Diyor ki ya ben bu kadar para verdim. Tamam. İcraya koyuyor.
ya da gidip savcılığa şikayet ediyor. Orada bir dolandırıcılık olmuyor çünkü adam onu dolandırıyor. Şey diyor, ben tamam 1 milyona evi sattığımı kabul ediyorum, sattım ama teslim edemiyorum. İşlerim kötü gitti, şu anda teslim edemiyorum. Projeler durdu, ya savcıyı da bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Artık savcılar da anlamaya başladılar. Aynı evi bir kişiye değil 20 kişiye satıyorlar. Burada da uyanık olmak lazım. Eğer ev alacaklar varsa mutlaka noterden satış vade sözleşmesi yapsın. Aynı zamanda evin üzerine şerh koysun. Şerh koyarsa başka bir kişiye satılamaz. Bir örnek daha vereyim. Şimdi arsa paylı satışlar var konutlarda özellikle. Bu da çok başımıza geldi. O da hisseli satış diyoruz. Yani karşılaştınız mı bilmiyorum. Kat irtifakı vardır. Mesela bir binada 5 daire vardır. Burada kat irtifakı varsa her maliki bellidir. 1, 2, 3, 4, 5 diye geçer ve her 5 tane tapu vardır. Bir de arsa tapusu vardır. Bir arsa vardır, üzerinde bina vardır ama bina gözükmez, size arsa satarlar. Şimdi müteahhitler şöyle bir şey yapıyorlar. Arsa paylı satışlarda diyelim 100 pay var ve 5 tane daire var. Normalde herkese %20 satması lazım. Müteahhitler şöyle yapıyor. Herkese %10 satıyorlar. Herkes %10 arsadan hisse alıyor ve bir daire alıyor. Müteahhitin elinde %50 kalıyor. Bir süre devam ediyor. Müteahhit bu %50'yi dönüp üçüncü bir kişiye satıyor. Üçüncü bir kişi dönüp size diyor ki kardeşim sizin elinizde %10 var, benim elimde %50 var. Siz burada işgalcisiniz. Ya buradan bu dairelerden bana hisse vereceksiniz, para vereceksiniz. Çünkü bu dairelerin hepsinde benim yarı oranında hissem var. Dolayısıyla özellikle hisseli satışlarda eğer bir daire alınacaksa mutlaka ve mutlaka hisse oranı, daire oranı karşılığı mı karşılığı mı mutlaka buna bakılması lazım. Bu da çok karşılaştığımız bir dolandırıcılık türü. O zaman biraz da telefon dolandırıcılığına girelim. Ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ya bu telefon dolandırıcılığı yani şöyle telefonla zaten çok fazla mesaj da geliyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'ndan özellikle yazıyorlar. Ya da benim çevremde çok fazla var. Şöyle yazıyor. Avukatların isimleri kullanılıyor. Diyor ki işte bahis sitelerinde işlem yaptığınız tarafımızca tespit edilmiştir. Şu kadar borcunuz vardır. Bu borcu şu tarihe kadar ödemezseniz hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır. Bilmem Mehmet Hukuk Bürosu. Bir tane de numara var. Ya ben bunu en az belki yani abartmıyorum ama yüzden fazla bu mesajlar çevremdeki insanlardan bana geldi. Diyorum ki bahis oynadın mı? Yok. Ya zaten öyle bir şey yok. Onu kurguluyorlar. Size gönderiyorlar. İyi kötü bir bahis oynadıysanız, bir yere girdiyseniz diyor ki kardeşim hemen siz numarayı arıyorsunuz. Bu arada hukuk bürosu diye açıyorlar. Buyurun diyorlar işte bilmem ne hukuk bürosu. Size nasıl yardım ediyor? Aa diyor siz işte mesaj geldi. Şu kadar borcumun olduğunu söylüyor. Evet kardeşim 30 bin lira borcum var. Ama işte 3 bin lira, 5 bin lira gönderirsen biz bunu bugün kapatacağız. Bir daha da hiçbir işlem yapmayacağız. Sana evrak göndereceğiz. O arada insanları ikna edip 3-5 yollarına bakıyorlar. Öyle söyleyeyim. Mutlaka eğer bir mesaj geliyorsa altında bir numara varsa ve bir hukuk bürosu ya da bir avukat ismi varsa arkadaşlar bu numaraları aramayın. Bunu önce internetten teyit edebilirsiniz. Bu numara nereye ait? Şikayet var mı bu numaralarla ilgili? Böyle bir hukuk bürosu var mı? Bazen var. Böyle mesela benim çok yakın bir dostumun ismi kullanılmış. Avukat diye aranmış. Sonra bu meslektaşa bir şekilde ulaşılmış. Mutlaka avukatın siciline, barosuna, telefon numarası istediğinizde bağlı bulunduğu baro size verebilir. Bunu önce teyit etsinler, ondan sonra bu numarayı arasınlar. Telefon dolandırıcılığından bahsettik. Biraz da dijital dolandırıcılıktan bahsedebilir miyiz? Ya dijital dolandırıcılık şöyle, ya korkunç bir şey. Yani bunu hayal etmemiz mümkün değil. Çünkü sürekli herkes dijitale yöneliyor. Mesela alışveriş yapıyorsunuz. Özellikle pandemiden sonra herkes bir şekilde internete çok fazla alıştı. Dışarıya çıkmak istemiyor. Yemeğim de ayağıma gelsin, elbisem de ayağıma gelsin. Adam orada cazip geliyor. İyi bir telefon mesela. Örneğin iPhone 15 Pro Max diyor. 99 ama diyor bugüne özel diyor. 75 bin liraya diyor. Şu kodu girin diyor. Hemen diyor şey yapalım. Telefonu size gönderelim diyor. Siz de heyecanlanıyorsunuz. O arada uyanıklık yapıyorsunuz. Siparişi veriyorsunuz. Mesela bütün parayı da istemiyor. %15'in işte 15 bin lira gönderin. Kalanı kapıda ödeme, kapıda teslim diyor. Siz 15 bin lira gönderiyorsunuz. Sonra bir poşet geliyor bazen kapıya bu arada şanslıysanız.
Bir açıyorsunuz, bazen salatalığa denk geliyorsunuz, bazen eski bir ayakkabıya denk geliyorsunuz. Bunu da gönderiyorlar bu arada eve. Ya da kıyafet mesela siz seçiyorsunuz. Çünkü bazı siteler, özellikle menşeini bilmediğiniz sitelerle sakın alışveriş yapmayın. Çünkü oradan çoğu zaman ya bilgileriniz kopyalanıyor ya da örneğin siz vazo alırsınız ama o vazo gelmiyor hiçbir zaman. Çünkü o site sadece o gün kurulmuştur. Bir hafta boyunca işte kaç kişi dolandırabiliriz mantığıyla hareket ediyor. Korkunç rakamlar yani. Çok korkunç rakamlarda dolandırıcılık var. Onlar bir finalde tespit ediliyor ama birçok insan mağdur oluyor. Ya da WhatsApp'tan yazışma geliyor bazen. Özellikle +33 diyelim, +99. Onlar çoğu zaman internet üzerinden alınan hatlardır. Sakın o telefonları özellikle açmayın. Şöyle bazen şunu yapıyorlar. Bir bayan açıyor, sizi otomatik olarak mesela görüntülü arıyorlar sizi. Kesinlikle bilmediğiniz bir numara görüntülü arıyorsa açmayın. Çok fazla bunun da mağdurları. Siz açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz bayan otomatik olarak soyunmaya başlıyor. O arada kayıt alıyor bu arada, sizin kaydınızı da alıyor. İşte sen de soyun, bilmem ne yap falan. Yani insanları teşvik ediyorlar. Soyunmasa da önemli değil. O arada kaydı alıyor ve sonra bu kaydı başka yerlere servis edebiliyor. Sizi tehdit edebiliyor. Mesela bu Facebook'ta özellikle çok oldu. Diyor ki tüm Facebook'taki arkadaşlarına göndereceğim. Benimle işte hani beni işte soyduğunu, beni işte tahrik ettiğini falan. Bana şu kadar para göndermezsen seni rezil ederim. Ve yapıyorlardı bu arada. Mecbur yapıyorlar. Yani mecbur. Peki son soru olarak da nitelikli evet. Dolandırıcılığın cezası nedir? Nitelikli dolandırıcı 10 yıldan başlar. 24 yıla kadar çıkıyor. Dolandırıcılığın türü, sıklığı yani kaç defa dolandırıldığına bağlı. Ciddi bir şey var. Cezası var ama tabii ispat edebiliyorsak. Dolandırıldıktan sonra karşı tarafın ne aldığı önemli değil. Bir de Türkiye'de cezalı bir süre sonra bir afla bir şeyle adam kurtuluyor zaten. Nasılsa diyor kurtulacağım. En son bu Çiftlik Bank'ın sahibini şey oldu, bir fotoğrafını gördüm. İşte kilo verdim. Ben çok iyiyim diyor. Çok mutluyum diyor. Ben bu cezavi bana iyi geldi diyor. Bir sürü mağdur yarattın yani. Kimi belki son kuruşunu çekip sana inanarak verdi. Parasını katlamaya çalıştı. Şimdi çıkıp ya yani pişkin pişkin de adam hani elini kolunu sallayıp basın açıklaması yapması, fotoğrafını, bana göre o adamın fotoğrafı dahi paylaşılamaz yani. Bu insanların yani duyguları, çünkü insanların canı yandı. Yani kalkıp işte cezaevi bana iyi geldi deyip kimi teşvik ediyorsunuz? Diğer insanları suça mı teşvik ediyorsunuz? Ya da ahını aldığınız insanlara hani şey mi yapıyorsunuz? Yani daha da mı üzmek istiyorsunuz? Ben bunu yanlış buluyorum. Yani sade zincirlerinden bir tanesi de şeydir. Kapris Gold'dur mesela. Jet Fadıl'dır. Araba çıkartıyorum dedi, araba çıkmadı. bu arada o çok ilginçtir. Ben işte dini bütün bir Müslümanım. Müslümanlara özel bir otel yapıyorum. Kapris Gold'un çıkış noktası odur. En büyük reklamı da Cübbeli Ahmet yapmıştır. Alın işte burası iyidir, Müslümanlar için güzel bir yerdir, mutlaka alın dedi. Cübbeli Ahmet Hoca'ya da iki devre mülk sözü vermişti, iki oda sözü vermiştir. En son Cübbeli Ahmet Hoca şöyle bir açıklama yaptı. Beni de dolandırdı dedi. Allah beni de affetsin dedi. Dolayısıyla yani reklamda oynayanlar da dolandırıldı. Belki Cübbeli Ahmet Bey'in lafı üzerine birçok kişi de inanarak parasını yatırmıştır. Dolayısıyla Türkiye'de dolandırıcılık bitmeyecek bir sektör diyelim. Evet. Bizler için gerçekten çok önemli bilgilerdi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu hafta Haklı Davanız programında dolandırıcılıktan bahsettik. Haftaya görüşmek üzere.